Herkese merhaba. Altın gümüş rasyosunda orta vadede işler gümüşün lehine devam ediyor. En son geçtiğimiz günlerde 78 puan seviyesine doğru bir yükseliş yaşandı rasyoda. Bu altının gümüşe göre kısa vadede daha güçlü olması durumuydu. Bunu da önceki videolarda bahsetmiştim çünkü çok sert bir düşüş olmuştu rasyoda. Yukarı yönde bir hareket gelebilir diye konuşmuştuk. Nitekim bu hareket gerçekleşmiş oldu. Artık 78 puanı takip edeceğiz altın gümüş rasyosunda. Eğer bu 78 puanın üzerine çıkılırsa, 79.2 hatta 81'lere doğru kısa vadede yükseliş söz konusu olabilir. Bu altının gümüşe göre daha güçlü olmasını beraberinde getirir. Altın gümüş rasyosundaki yükseliş. Tabii altın gümüş rasyosunda yükselişin olması altının kesinlikle yükseleceği anlamına gelmiyor ons altının. Bu parite ons altının fiyatının ons gümüş fiyatına bölümüyle elde edilmiş bir parite. Dolayısıyla birbirine göre gücünü ölçmemizi sağlamış oluyor. Yanlış anlaşılma olmasın diye bunu da tekrar açıklamak gereği hissettim. Olası geri çekilmelerde 75.2 seviyesi destektir. Bu 75.2 kırılacak olursa önümüzdeki günlerde altın gümüş rasyosunun yaklaşık 72 puan seviyelerine doğru ya da 71.8 puan seviyelerine doğru hareket ettiğini görürüz. Bu da gümüşün altına göre daha güçlü olduğu bir döneme işaret edebilir. Ons altında ise geçtiğimiz hafta 1824 dolar görüldükten sonra bir geri çekilme söz konusu oldu. Kısa vadeli bu geri çekilme hareketinde 5 periyotluk vidya yani değişken hareketli ortalamasının gösterdiği 1780 dolar seviyesi test edilmiş oldu. Bunun üzerinde kalmış olmakla tekrar 1810 ve 1826 dolar seviyelerini hedeflemiş olabilir. Dolayısıyla kısa vadede 1780 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bunun altında 1750'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu da 22 periyotluk değişken hareketli ortalamasının geçtiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda grafikte siyah renkteki yükselen direnç çizgisinin bir paralelini alıp da aşağıdan geçirdiğimiz zaman elde edeceğimiz destek çizgisinde göstereceği seviye olarak karşımıza çıkıyor. 1750'nin altında ise tekrar 1730'lar gündeme gelebilir ama 22 periyotluk değişken hareketli ortalamasının da 1750'lere doğru yaklaştığına dikkat etmek lazım. Ons gümüşte ise geçtiğimiz haftalarda özellikle 21,5 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte 23,50 buranın da aşılması zorunda 25 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğinden bahsetmiştik. Geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günü yaşanan geri çekilme ile birlikte 22.5 dolar seviyeleri test edildikten sonra 23.2'den kapanış geldi. Bu seviye direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buranın tekrar aşılması gerekiyor. 23.2 seviyesinin eğer bu bölge yani 23.2 23.5 seviyesi aşılacak olursa 24.12 daha sonra da 25 dolar seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde artık bu 22-25 seviyesi destek olarak takip edilmeli. Burası aynı zamanda kısa vadeli siyah renkte gösterilmiş olan yükselen trend çizgisinde gösterdiği seviyedir. Bu 22-25'in kırılması durumunda ise tekrar 21.5'lara doğru geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz ilk etapta. Bu da 22 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Tabi orta vadede altın gümüş rasyosundaki aşağı yöndeki harekete de dikkate aldığımız zaman gümüşün yukarı yönde daha sert hareketler yapma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Yalnız bu söylediğim orta vade için geçerli. Kısa vadede tabii ki zaman zaman altın daha güçlü, gümüş daha güçlü olabiliyor. Bunlarla ilgili analizleri de sürekli paylaşıyorum zaten.